Sevgili dostlar, bizleri bir cumartesi klasiği olan Tarihte Yürüyen Adam programında Ülke TV ekranlarında buluşturan Allah'a şükürler olsun. Bugün 5. yüzyıldan itibaren başlayan bir gezi güzergahında Roma İmparatoru Theodosius'lardan, tarım meydanlarından, Roma dönemindeki Beyazıt'tan, Çemberlitaş'tan bahsedip 150-200 yıl ve bugünle alakalı fotoğrafları birleştirip tarih üzerinde yürüyeceğiz. Şu an ben birazdan bir fotoğraf var, Simkeşhane fotoğrafı. O fotoğrafta görülmeyen, 1948 tarihli fotoğrafta görülmeyen, 1955'li yıllarda ortaya çıkmış Theodosius Zafer Takı'nın, Zafer Takı'na giren koridorun dev sütun başlıklarının olduğu yerdeyim. Bunlar yoktu. Adnan Menderes döneminde yerden çıkartıldı ve bugün buraya konuldu. Tarihte Yürüyen Adam başladı. Çok güzel bir fotoğrafla, 1948 yılına ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 1942 ile 1957 yılları arasında var olan İstanbul restorasyon çalışmaları kapsamında hem İsmet İnönü yönetiminde CHP döneminde hem Adnan Menderes yönetimindeki Demokrat Parti yönetiminde İstanbul'da kemikleşmiş bir problem olan büyümeyi düzenli olarak sağlamak ve İstanbul'a bir şehir kimliği kazandırmak için yapılan restorasyon kapsamında yanlış yapıldı, ileriye gidildi, hat aşıldı. İstanbul'un karakteri, İstanbul'un kimliği, İstanbul'un hüviyeti resmen kayboldu. Şu an 1948 yılındayız. Sağımızda, yani size göre fotoğrafın sol tarafında Simkeşhane-i Amire binası bulunmaktadır. Burası Osmanlı döneminden önce Roma İmparatorluğu zamanında darphane binası olarak kullanılıyordu. Zaten darphane binası yazmaktadır tabelanın da üzerinde. Osmanlı İstanbul'u fethettikten sonra burada darphane ve altın telleri ve gümüş telleri saklamak için depoları muhafaza etti belli bir süreye kadar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan restorasyon 3. Ahmet'e kadar gitti. 3. Ahmet döneminde Darphane-i Amire, Saray-ı Cedid adı verilen bugünkü Topkapı Sarayı'nın bahçesine, 1. Alay Bahçesi'nde şu an bulunduğu yere konuldu. Şu anki fotoğraf 1948, atıl durumda, henüz Orhan Kemal Halk Kütüphanesi olmamış. Sol tarafta, yani fotoğrafa göre sağ tarafta bir taş yığını var. O taş Theodosius Zafer Takı'ndan. Hadi gelin oraya doğru gidelim, orada konuşalım. Burada bir 6. yüzyıldan kalma, yani 500'lü yıllardan kalma bir zafer takı bulunmaktadır. Adı da Theodosius Zafer Takı. Burası Bovis Forumu ile tarım meydanının birleştiği Philadelphia alanı. Hemen sol tarafta Patron Halil Hamamı olarak bilinen Ayşe Kadın, Ayşe Sultan Hamamı, 2. Beyazıt Külliyesi'nin bir hamam kompleksi olarak yapılan bu hamamın olduğu yerde bir zafer kompleksi varmış. Zafer takı varmış. İşte o zafer takının kalıntıları, mermerler zaten şu an görülüyor. Bu mermerler toprağın altında kalmışlar. Bu toprağın altında kalma kısmı unutulmuş gitmiş. 1942'den itibaren kazılmaya başlandıkça alttan bir takım malzemeler, bir takım mermerler, bir takım taşlar çıkmaya başlamış. Kaldıkça çıkmış, kaldıkça çıkmış ve en nihayetinde bugün gördüğümüz bu devasa mermer sütunlar, Korit nizamında ve İyon nizamında sütun başlıkları ortaya çıkmış.
1948 tarihinde şu an görmüş olduğumuz 1955'li yıllarda Adnan Menderes döneminde yapılan restorasyon çalışması kapsamında yer altından çıkartılıp dikilmeden önce toprağın ayağımızı bastığımız yerin altında iken çekilen bu fotoğrafta hiçbir şey görülmemektedir. Burada bir mahalle. Patronu Halil Hamamı neden görülmüyor derseniz, burada iki tane caddeyi, üç tane sokağı ortadan kaldırmışlar. Normalde burada bir sokak var. Bu sokağın bittiği yerde tramvay yolunun orada bir sokak daha var. Yani 1948 tarihli bu fotoğrafa bakıldığında patronu Halil Hamamı neden görünmüyor diye soracak olursanız, bu bina ile Halil arasında, hamam arasında iki tane cadde, üç tane sokak bulunmaktadır. Tamamı ortadan kaldırılınca ortaya böyle devasa bir meydan çıktı. 2021 yılında görmüş olduğumuz kalabalık kendisini muhafaza etmektedir. Fakat takvimler 1948 yılını gösterdiğinde, yani günümüzden 70 küsur sene önceye gittiğimizde, şu an görmüş olduğumuz manzara tam olarak sizi böyle karşılamaktadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.